Şimdi bir İzmir'e gideceğiz. İzmir'de Göksal var, Kılıçparlar var. Karşımızda olacak. Göksal Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Şimdi Meral Hanım'ı sosyal medyadan tanıyordum. Evli olduğunu öğrendim. Sonra kendisiyle iletişimimi koparttım. Arabanın satılması, satışıyla ilgili hiçbir bağlantım yok. Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Kendisi evden ayrıldıktan sonra kendisiyle hiç iletişim kurmadım dediniz. Ama aslında kaç gel diyen ve arabayı satacağı kişiyi bulan sizsiniz. Ve onu da sığınma evinden İzmir'e geldikten sonra ablanıza yönlendiren kişisiniz. Ama şehir farklıydı. Değil mi? Evet. Dün söylediğiniz tüm açıklamaların hepsi yalandı. Gerçekler bugün ortaya çıktı. Şu an aynen öyle. Çünkü her şey ortaya çıkınca ben de her şeyin en noktasına kadar doğruyu hepsini söyleyeceğim. Buyurun. Yalanlar. Kaçmayı Meral, bir hafta önce planlamışsınız. Tuğran, sen ve Meral. Bir dakika. Ben Meral'le 5-6 aydan beri Instagram'da ve şeyde sosyal medyada konuşuyorduk. Bayağı konuştuk. O beni tanıdı, ben onu tanıdım. Ondan sonra bayağı bir duygusal bir ilişki oldu. Ondan sonra en son o evli olduğu için ben bekar olduğum için... Dün Meral'i buraya niye gönderdiniz? Dedim, annene... Göksal Bey, dün Meral'i neden gönderdiniz? Araya bir şey girmesin, ben anlatayım, ondan sonra konuşurum. Ben çok basit soruyorum. Dün akşam iletişim kurdunuz, ben bir plan yaptınız. Plan yapmadık. Ben dün dediniz ki bana sizin yanınızda diye. Evet. Ben de dedim benim yanımda değil. Hı hı. Ama evet. Fiziksel çünkü, olarak sizin yanınızda değil dedim. Sizin yanınızda olduğuna adım gibi emindim çünkü. Sizin ailenizin yanında ne fark ediyor? Benim yanımda olsaydı zaten benim yanımda çıkardı ortaya. Ailenizin yanındaydı. Benim ne yanımda fark ediyor ortaya çıkardı o zaman. Ha sizin yanınızda, ailenizin yanında. Ne demek ne fark ediyor? Yani Meral Hanım sizin ablanızı nereden tanısın? Öyle bir şey olsa ben... Bir dakika ben bir konuşayım. Ondan sonra bitireyim. Ondan sonra sen ne konuşuyorsan ben sorduğun soruları cevaplayayım. Düşün yalanları. Meral buraya nereden geldi? Kimin yanında? Siz biliyorsunuz nereden geldiğini. Ben size soruyorum. Ben söylememe gerek var mı? Siz bildikten sonra ben söylememe gerek yok. İki kişinin bildiği sır değil diyorsunuz. Siz daha iyi biliyorsunuz nereden aldığınızı. Bileti nereden aldığınızı, nereden ettiğinizi siz kimin daha iyi biliyorsunuz. Kimin yanından geldin Meral? Köksal'ın nesinin yanından geldin? Ablasının yanından. Tamam. Köksal'ın ablasının yanından geldi. Buyurun Köksal Bey. Dedim... evet. Biz dediğim gibi... bir araba var dedi. Ben dedi onlara bırakmayacağım dedi. Evet. Ondan sonra ben dedim ki arabayı boş ver. Ben hiç arabayla hiçbir ilişkim işim olmadığı için... Dedi yok dedi ben dedi çalıştım 9 sene 10 sene neyse çalıştım dedi. Ben dedi bunlara bırakmayacağım. Arabanın parası sizde mi Köksal Bey? O dedi hayır bende değil onda. Kendisinde de değil. Dediğim gibi kimde? Kimde para? Ben onları sadece benim arkadaşımla ve Turan arkadaşım araba arıyordu zaten. Bu şeyde Meral de böyle olunca dedi arabayı satalım deyince ben vesile oldum. Turan'la bizimle hiçbir alakası yok. Sadece arabayı aldı, parasını da elden vermiş. Evden sizin için kaçıyor. Turan'la sizin hiçbir yanınıza... alakası yok bizim. Köksal Bey bana şunu anlatın. Evden sizin için kaçıyor, arabayı satıyor. Tamam. İzmir'e sizin yanınıza geliyor. İki gün sonra neden bu kadın sığınma evine gidiyor? Bana bunu anlatın. Bak şunu söyle. Bak ben şimdi ben bekar olduğum için, o evli olduğu için hiçbir şeye sığmaz bu. Ben dedim ki kadına direktmen geldikten arabalar sonra... Arabalar satılmış, kaçış planlanmış, biletler alınmış. Bu kadın sizin yanınızdan iki gün sonra sizin tarafınızdan niye kadın sığınma evine gönderiliyor? Benim tamam da o evli olduğu için benim yanımda duramaz. Evli olduğu için değil. Öyle olsaydı hiç kaçmazdı, iletişiminiz olmazdı. Siz Turan'ı Kastamonu'ya göndermezdiniz. İşiniz mi bitti Göksal Beyciğim? Amacınıza mı ulaştınız? Bir dakika beni konuşturmuyorsun ki. Beni bir konuştur ben bir anlatayım sana. Çünkü dinle ki öğrenesin yani. Siz masal anlatıyorsunuz.
Bilmeden ben sen bana iki ne masalı, ben sana gerçekleri ne diyorsam onu anlatıyorum. Ben o evli olduğu için, ben bekar olduğum için ben onu eve bile almadım. Geldikten sonra direkt ben bunu karakola teslim ettim. Hatta o da iki gün sonra, eşi de kendini arada 48 saat çocuklarına. Var. Köksal Bey arada 48 saat var. Tamam 48 saat var. Dediğim gibi ben aynı şekilde onu teslim ettim. O da dedim git kadın sevinmeme sığın, benim can güvenliğim yok dedi. Ben de dedim oradan boşandıktan sonra sen her türlü dedim benim kabulümsün. Çocuk da aynı kendi herhalde. Her türlü bunların hepsini kendine söyledim. Ama siz dün dediniz ki aynen buraya not aldım. Evli olduğu için. O zaman için, dün dediğimizde. Hayır dün dediğinizi bugün farklı şeyde söylüyorsunuz. Dün dediğim için. Bakın tamam. Dünkü değer yardımınız tamam. Göksal dün, Bey ben bak. Takdir ettim. Şunu demişsiniz. Evli olduğunu söylediği anda sosyal medyadan iki ay yazıştık. Şimdi bugün 6 aya çıktı. Evli tamam. Olduğunu bana ama söyleyince bizim, ben de evliliği bak. Ciddi düşünen bir insan olduğum için o an kendisiyle görüşmeyi bıraktım. Evet. Bak değer yargıları tamam. Level tapta. Bugün diyorsunuz evet. Ki evimi almadım. Evli olan bir kadınla yazışmak, kaç demek malının mülkünü tamam da, planlamasını yapmakla ne fark ediyor? O bir malını, plan. Mülkünü planlasamış olsaydım ben onu hiçbir zaman... Halk arasında ön alma. Bir dakika ben dinle. Gayrimenkulün devredilmesi halk de... Halk arasında ne alakası yok. Sen beni dinle ki ben sana cevabını vereyim. Sorumu dinleyin. Soruyorsun bana ben sen kendin mi? Lütfen hem sorumuzun hem kendi anlatayım. Cevabını veriyorsun. Siz de sen bir dakika beni dinle. Cevap unutmayın. Buyurun cevaplayın bunu. Bir dakika sen beni konuşturmuyor ki. Sen kendi kendine dünkü, konuşuyordun. Kendi cevabını kendin veriyorsun. Dünkü muhteşem Köksal'la bugün arasında fark. Ne için buraya çıkardın sen beni? Buyurun söz hakkınızı kullanın. Sen beni bunu niye çıkardın? Beyefendi cevap hakkınızı sana... kullanın. Laf ebeliği yapmayın. Dün direkt soruya cevap verin. Dünkü tamam, yalan söyleyen tamam, Köksal bugün doğruları niye... söylüyor. Tamam. Aynen çünkü her şey ortaya çıktı. Hiçbir yalanda olmasın. Hiçbir şey, nokta dahi olsa ben bu sosyal medyada bizim fotoğraflarımız çıktığı için ben dediğim gibi dün de Meral'le de konuştum. Dedim hiç yalan söyleme. Gereken neyse açık söyle. Her şey ortaya çıksın. Hiç de korkmana gerek yok. Hiçbir zaman da dedim her zaman için arkandayım. Ne olursa olsun. Peki kaçma planını Göksal Bey'le bir hafta öncesinden planladınız. Evet. Diyor ki ama ben evli bir kadınla ilişki kuracak bir adam değilim diyor. Ama size gel diyor. Planlar yapılıyor. Söylediğiyle yaptığı aynı değil. Ben tutuyor gitmek mu birbirine? Için. He? Ben o söyledi. Benim zaten durma gibi bir niyetim yoktu. Hani. Acele ettim diyorsunuz. Acele ettim evet. Plan yaptınız. Aynen. İki gün nerede kaldınız İzmir'de? Turanların evinde mi? Kardeşinin evinde. Kimin kardeşinin evinde? Turan'ın. Ay şey Göksal'ın. Göksal'ın iki gün İzmir'de kardeşinin evinde kaldın. Evet. Seni niye kadın sığınma evine gönderdi? Ben kendim gitmek istedim. Niye ama? Barodan avukat tutup boşanmak için. Çocuğumu velayetine almak böyle adli için. Yardım alayım diye. Adli yardım alayım diye. Plan mı bu peki? O benim şeyim o. Hayır, boşanmak bak çok araba için. Paran var ya senin. Onu şey yapsaydın. Can güvenliğim yoktu yani oraya sığın. Başka bir yer bilmediğim için. Can güvenliğim yoktu ya da ben Kastamonu'dayım. Sen İzmir'desin. Kimden can güvenliğin yok? Şimdilik de İstanbul'da. Telefonların kapalı. Ulaşamıyorum zaten. Kimden can güvenliğin yok? Miracı bize ver. Ne halin varsa gör. Yol senin yolun. Miraç bizim. Bu kadar basit. Miracı vermiyorum. Velayeti ben de istediğiniz zaman gelirsiniz, alırsınız, görürsünüz. Miracı bize vereceksin. Vermeyeceğim. Göksal. Annesi misin, babası mısın? Miracı perişan etsin. Miracı için buradayız. Senin için değil Miracı alacağız. Sen Miraç da annesinde. Ben de Miracı vermiyorum. Peki bu Miracı alacağız sen. Göksal Miracı başkasının yanında yetiştirmem. İzmir'de misafir etmişsiniz hanımefendiyi. Bu da şimdi ortaya çıktı. Gerekirse ben bakacağım. Bakacaksın. Bakarım anasısın gerekirse. Ya. Bir dakika lütfen. Ya şimdi taşıdın gelin görümce kavgasına. Çünkü taşımayla olmuyor. Cihan bir dakika. Olmuyor evet. Gece gündüz hastalığında sökerliğinde anası yanında. Biz neredeyiz acaba? Şimdi hastaymış olmuyor. Meral Hanım. Şimdi. Duyuyor musunuz babanın anlattığını? Hasan da hastaymış. Çocuğunuz evet. Eğitim hakkı şu anda elinden ayrılmış. Tek travması annenin kardeşiyle parka gidişi. Ve şu anda evet. Halanın çözüm yanında, bu durumu. Senin yanında değil. Gidin doktoruyla ilgilenin, çözün bu durumu. Peki, babanız. Göksal Bey, söz hakkınızı kullanın lütfen. Efendim? Evet, iki gün misafir etmişsiniz İzmir'de. Dediğim gibi, evet ve misafir ettim, ettikten sonra kardeşim de ben dedim, seni götüreyim. Çünkü evli olduğu için
ben yanıma kendime yanıma alamazdım. Eşinin onu, kayıp başvurusu yapması karakola, sizin bu planı yapmanıza evet. sebep oldu mu? Yok. Hiçbir ben dedim zaten direktmen git karakola kadın sığınma evine de gidersin oradan. Oradan işte. Da bayağı bir destek verirler sana. Destek verdikten sonra her türlü dedim boşanırsın. Boşaldıktan sonra ne zaman olursan ol her zaman dedim çocuk da sen de ben kabulümsün. Niye avukat tutmadınız? Efendim? Niye avukat tutmadınız? Avukat? Ya avukat. Boşanmak için. Boşanmak için mi? Çünkü. Evet. Oraya gitmeyi ben istedim. Oraya gitmeyi kendi talep etti. Ben de onun için dedim. Bir karar verin. Bir sen diyorsun ki ben yönlendirdim. O diyor ki ben istedim. Dedi. Karakola şimdi, kendisi bıraktı. Tamam da oraya bak gitmek için ben istedim. Ortalığı yani. Karıştırıp çünkü, kenara çekiliyorsun bak. Hayır. Ortalığı karıştırmıyorum. Ben doğruları söylüyorum. Siz cevabı veremiyorsunuz. Tamam sen doğruları bak dediğim dinliyorum. Peki şimdi kız kardeşiniz kim buyurun. Telefon hattında? Nebahat Hanım. Göksel senin kardeşinmiş. Nebahat Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Siz hangi kardeşisiniz? İzmir'deki mi diğer şehirdeki mi? Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Televizyon hoş sesini buldum. Kısın lütfen. Tamam. Kıstım. Meral Hanım sizin yanınızda mı kaldı? Hayır. İzmir'e geldiğinde sizin yanınızda kaldı mı? Hayır ben İzmir'de değilim. İzmir'de değilsiniz. Hiç tanışmadınız evet. Meral Hanım'la. Hayır yüz yüze tanışmamız olmadı. Telefonda görüştük sürekli ama. Peki yani Göksel'le kardeşinizle ilişkisi olduğunu biliyordunuz. Evet öğrendim. Ne zamandır biliyorsunuz bunu? 15-20 gündür. 15-20 gündür. Buyurun sizi dinliyoruz lütfen. Benim abim öyle taksi parasını yiyecek, araba parasını yiyecek bir insan değil bir kere. Biz Meral'in dedim geldiğinde ilk önce boşanması için kendi zaten sürekli evine gitmek istedi sürekli. Çünkü ben Meral'le telefonda görüşüyordum. Meral boşandıktan sonra Meral bizim namusumuzdur. Abimizdir, abimin helalidir. Abim zaten eşinden boşanmış. Bekar bir hayatı var. İşinde, gücünde. Öyle Meral'le çağırıp da ortada bırakacak bir insan değil. Ama hanımefendi şimdi tüm bir şekil her şey ortadaki. Meral boşanmadan kaçıyor. Arabayı satıyor, parayı Gamze diye ne olduğu belirsiz biri 100 bin TL gibi bu devirdeki bir parayı kim ama olduğu belirsiz birine parayla, veriyor. Parayla, sonra bir anda parayla. Kocası çocuğu ve kendisini aramaya başlayınca yine koalisyon kuruluyor. Gene plan program yapılıyor. Bir şekil çiziliyor. Amaç burada Meral'i korumak değil. Göksal'ın Göksal'a gelebilecek olan imajı korumak. Kardeşiniz burada Esra sadece Hanım. Kendini koruyor. Esra Hanım kardeşim orada korumuyor. Meral'i de konuyor. Meral'in de arkasında. Ve biz de arkasındayız Meral'in. Ya Türkiye'de kardeşiniz yani internet ortamında kendine uygun başka birini bulamadı mı ya? Onlar kendini kaptırdı. Efendim? Miracı bize verin. Meral'i tepe tepe bulunalım. Nebahat Hanım bir kadının kendi ayaklarının üzerinde durmasını saygıyla karşılarım. Ama böyle telefonu elinize alarak benim kardeşimin helalidir. Ya haddine mi arkasındayım? Ya siz hangi sıfatla boşanmak isteyen bir kadının ailesi misiniz, yakını mısınız? Hangi sıfatla ya? Bir lütfen söylediklerinizi peki. Tartın ya. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Aynı şey yaşadıklarında. Ya boşanmak istiyorsa cebinde parası var. Tamam. Kendi ailesi var.